Merhaba arkadaşlar. Matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle problem çözme planı üzerinde duralım ve biraz soru çözelim arkadaşlar. Daha önce gördüğümüz konularla ilgili sorular çözelim. Burada bakın, demiş ki yeni binalar değişik geometrik şekillerle tasarlanmaktadır. Yandaki şekilde bulunan otel binası etrafı camla kaplanmış, dik dairesel silindir şeklindedir. Binanın tabanının yarıçapı x8, yüksekliği x artı 12 metre. Bu otelin yan alanını istemiş bizden. Bakın yan alanı nasıl buluruz? Biliyorsunuz dik dairesel silindirin yan alanı taban çevresi çarpı yükseklikte bulunur. Taban çevresi neydi? 2 pi r idi. 2 pi r ile o zaman ben yüksekliği çarpacağım. Bakın gördüğünüz gibi burada yapmış zaten bakın 2 pi r, 2 pi çarpı r çarpı yükseklik demiş. Yarıçapım x eksi 8'di. Yarıçapım x eksi 8'di. Yüksekliğim de x artı 12 idi. Ne olacak? Bunları çarpacak. Çarptığı zaman da cevap ne olmuş? X kare artı 4x eksi 96. 2 pi'yi de içeriye dağıttığım zaman sonuç 2 pi x kare artı 8 pi x eksi 192 pi çıkmış arkadaşlar. Bunun ispatını da bakın nasıl yapmış? Onu da göstereyim size. Bunda ne yaptı arkadaşlar? 2 pi'yi tekrar pi parantezine alıp bu ifadeyi çarpanlara ayırdık. Biliyorsunuz çarpanlara ayırmanın nasıl yapıldığını daha önceki derslerimizde görmüştük. Evet geçelim burada bakalım. Burada bir sorumuz var. Sorumuzda demiş ki arkadaşlar Rönapark'ta bir oyuncak var gördüğünüz gibi sağ tarafta. Oyuncak çalıştığı zaman kapladığı alan daha geniş oluyor. Bize bununla alakalı bilgiler vermiş. Demiş ki bu işte kapladığı alan demiş. Kapladığı alanın çapı, oyunun çapı demiş. X metre yani bunun çapı şöyle. Çok daireye benzemedi. Yeniden çizelim arkadaşlar. Büyük bir daire çizdim. Sonra içine küçük bir daire çizdim. Birincinin çapı x'miş. O zaman yarıçapı ne olur arkadaşlar bunun? X bölü 2 olur. Peki kısa küçük dairenin yarıçapı neymiş? 8 santim kısaymış. Yani burası da ne olur? X eksi 8 bölü 2 olur yarıçapta. Bana bu alanlar arasındaki farkı soruyor. Ne yapmam lazım benim o zaman? X bölü 2. Evet. Pi çarpı x bölü 2'nin karesi eksi yine pi çarpı x eksi 8'in karesi bölü 2'nin karesi. Bu işlemi yaparsam arkadaşlar burada pi var. Burası x kare bölü 4 olur. Eksi burası pi çarpı bu açtığım zaman x kare eksi 16x artı 64 olur. Yine aşağı tarafta ne var? 4 var. Paydalar o işi eşit olduğu için ben işlemi yapabilirim. Pi çarpı x kare eksi pi çarpı x kare artı 16x eksi 64 bölü 4. Buradan pi çarpı x kareler gider. Ne kaldı? 16x pardon şunun altı 16 pi x olacak dağıttığım zaman. Burada 64 pi var arkadaşlar. 16 x pi eksi 64 pi olur. Paydada ne var? 4 var. Ben burayı arkadaşlar 4 parantezine alırsam. Şuraya yapayım bakın arkadaşlar. Şuraya yapayım yer kalmadı. 4 parantezine aldığım zaman 4 pi parantezine aldığım zaman burada 4 x eksi 16 kalır. Aşağıda da 4 vardı. Arkadaşlar 4'leri sadeleştirdiğim zaman cevabım ne olur? Cevabımı şuraya yazıyorum. Cevabım pi çarpı 4x eksi 16 olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, geçiyorum. Bakalım, burada bir soru var. Pandalarla alakalı. Evet, bu soruyu da yine kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasılmış? Soruda şöyle bahsediyor. Diyor ki pandaların alanı genişletilmiş. Yani şöyle bir dikdörtgen şeklinde bir alan olmuş, genişletilmiş diyelim. Bakın alan neymiş? X artı 8'e x artı 4'müş. Evet, yerin uzunluğu diyor. Sonra genişlemeden önce 6 metre genişletmiş. Ben bunu 6 metre kısaltırsam bunları şöyle yapsam 6 metre kısaltsam burası x artı 2 olur. Burası da x eksi 2 olur. Peki bu alan nedir arkadaşlar? İki kenarı çarparsam yani x artı 2 çarpı x eksi 2. Biliyorsunuz bu da 2 kare farkıydı. Yani ben buna x kare eksi 4 diyebilirim. Evet geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Evet buradaki problemler de benzer şekilde yapılabilir arkadaşlar. Kolay bakın. Hadi dördüncü de yapalım. Biraz küpten bahsediyor dördüncü de çünkü. Bakın ne demiş? Büyük kenar uzunluğu x santimetre olan küp şeklinde. Şu küpmüş. Kenar uzunluğu x'miş. Küçük olanınki de neymiş? 3'müş. Bu ne demek arkadaşlar? Farkını soruyor. Hacimleri farkını. Hacim ne demek ki? Üç kenarın çarpımıydı. Yani x küp eksi ben 3'ün küpünün çarpanlara ayıracağım bunu. Ayırırsam nasıl ayırırım? X eksi 3 çarpı
x kare artı x'ini çarptım 3x artı ikincinin karesi 9. Anlaşıldı sanırım. Geçiyorum arkadaşlar. Sonraki sayfamıza geçtik. Bakın sonraki sayfamızda bu daha önce gördüğümüz konuyla alakalı ne var burada? Terimler var. Terimleri siz okursunuz. Geçiyorum. Bakın burada örnekler var. Cebirsel ifadelerin çarpımı ile. Önce bize hatırlatma yapmış. Cebirsel ifadelerin çarpımında bakın x eksi 3'ün karesi açılımını vermiş. Burada sorusunu vermiş. Gelin sorusunda biz çözelim. Bu ne demek? Birincinin karesi. Yani z'nin karesi artı ikisinin çarpımının iki katı yani 12z artı 6'nın karesi 36. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu ne zaten? 2 kare farkı. Yani 4x'in karesi ne yapar? 16x kare eksi 9 yapar. Bu da küp açılımı zaten. Bu da ne demek? Ne demek arkadaşlar? 5 artı z'nin küpü demek. Anlaşıldı mı? Bakın burası artı olduğu için burası artı oldu. Bak örnekte burası eksiydi. Burada eksi oldu gördüğünüz gibi. Burada eksi oldu. Anlaşıldı mı? Evet geçiyorum arkadaşlar. Geçtim. Aşağıda bakın aşağıda ne var? Ortak parantez alma var. Ortak parantez almayı biliyorsunuz. Ortak olan sayıyı dışarıya yazıyorum. Sonra çarpanlar ayrılabiliyorsa ayırıyorum arkadaşlar. Geçiyorum bakalım burada ne var başka? Cebirsel ifadeleri kullanarak demiş. Biliyorsunuz bunu az önce de yaptık. 4x kare eksi 49. Bakın burada örneğini vermiş. Bu ne demek? 2 kare farkı demek. Nasıl yazacağım ben hemen? Nasıl yazacağım? 2x eksi 7 çarpı 2x artı 7 şeklinde yazacağım. Aynı şekilde bakın burada. Yani kök 3x eksi y. Evet, kök 3x artı y diyeceğim. Çünkü 3'ün 3 neyin karesi? Karekök 3'ün karesi. Evet, burada yine arkadaşlar bakın üçlü bir ifade var. Bu da ne demek? 9, 81 neyin karesi? 9'un z kare z'nin karesi. O zaman 9z eksi 1'in karesi desem bu ifadeyi karşılar arkadaşlar. Evet geçiyorum. Diğerine bakalım. Başka ne varmış? Burada ne var arkadaşlar? Çarpanlar ayırma var. Ve çarpanlar ayırmada ne yapıyorduk bakın. Şurada yapalım. Burada örneği var arkadaşlar bakın. Çarpanlar ayırmış. Biz sorusunu yapalım alıştırmasını. Ne demiş? Burasını nasıl ayırırım ben? Y diye ayırırım. Burayı da 4 ile 5 diye ayırsam. 20'nin çarpanları. Peki ben buraya artı 4 eksi 5 dersem sanırım olur. Eksi 5 y artı 4 y'yi toplarsam eksi y yapar. Nasıl yazacağım o zaman? Y artı 4 çarpı y eksi 5 demem lazım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, diğer örneği de size bırakıyorum. Bakın burada bir ifade var. Üçlü bir ifade. Bakın katsayısı farklı. O zaman 7'ye 1 diyelim buraya. Burayı yapacağım ben şimdi. 2 ile 3 desem. Şöyle 2 ile 3 desem. 3 kere de 21. 2 daha 23 olur. Evet. Şöyle eksi eksi yaparsam olur. Şunlara da z koyarsam yanlarına. Oldu sanırım. Bakın 3 kere 7 21z. Eksi 2z daha 23z yapar. Yani 7 eksi 2z çarpı 7, pardon. Düzeltiyorum. Özür dilerim. Şurayı sildim. Yanlışımızı düzelttik hemen. 1 eksi 3z. Biliyorsunuz yazarken karşılıklı yazıyorum. Evet geçiyorum. Evet sonraki şunu kapattık. Sonraki sayfamıza bakalım. Sonraki sayfamızda sorular var. Yine devam ediyor bakın. İki küp toplamı. İki küp toplamını hatırlıyorsunuz. Hemen bir tanesini yapayım arkadaşlar. Mesela üçünü yap, üçüncüyü yapayım. Nasıl yapacaktım? Bakın x küp eksi 64. Bu ne demek? X küp eksi 64 neyin küpü? 4'ün küpü. Hemen nasıl yazacağım bunun yerine? X eksi 4 yazacağım. Sonra ne yapıyordum? Birinciyi yazıyordum x artı diyordum. İkisini çarpıyordum. 4x artı ikincinin karesi 16 diyorum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Diğerlerini de bu şekilde yapabilirsiniz. Geldim bakın burada bölüm testim var. Yine bölüm testimde farklı gördüğüm soruları yapalım. Hemen hemen her farklı sorudan birer tane çözelim. İlkinden çözelim arkadaşlar. Bakın ilkinden hemen bakıyorum. Bakın ikinci soru nedir? 2 kare farkı. Yani b'nin karesi eksi kök 2'nin karesi 2 yapar. Anlaşıldı mı? Evet burada bakın burada tek tek dağıtma yapmam lazım. Mesela üçüncü ve dördüncü soruda tek tek şöyle dağılma özelliğini kullanarak yapabilirim. Hatta dördüncü yapalım bakın. 2y ile y'yi çarptım. 2y kare oldu. Sonra 2y ile 9'u çarptım. 18 yaptı. Artı 18y yaptı. Sonra eksi 3 ile y'yi çarptım. Eksi 3y yaptı. Sonra eksi 3 ile 9 çarptım. Eksi 27 yaptı. İşlemleri düzenlersem 2y kare artı 15y eksi 27. Oldu mu arkadaşlar? Bu şekilde de yapabiliriz. Evet aşağıdakine baktım. İki terimli bir ifadenin üç terimli ifadeye çarpımının sonucu diyor. Bakın burada bakıyorum bir hani bir şeyin küpü mü onu düşünüyorum bakın. X artı 11. Burada 11'in karesi gelmiş. Bu neye benziyor arkadaşlar? Küp açılımına benziyor.
Yani ben buna x küp eksi 11'in küpü artı olduğu için buraya artı demem lazım. X küp artı 11'in küpüdür bu ifadenin eşiti. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü bakın x artı 11 sonra birincinin karesi sonra birincinin ikinciyi çarpmayı sonra da ikincinin karesini alır. Evet ne demiş? En büyük ortak çarpan yöntemini kullanarak çarpanları ayırınız. Ne demiştik? Bu da çok kolaydı. Ortak olanın parantezini alıyorduk. Gelin şurada 10. soruyu yapalım. Evet diğerleri benzediği için sadece onu yapıyorum. Şuraya yapayım 10. soruyu. Ne ortak arkadaşlar bakın. Bir defa y'ler ortak. Sayı olarak da 7'ler ortak. O zaman 7 ve 7y hepsinin çarpanı. Açtım parantez. Burada y kare kaldı. Artı. Burada 7'yi aldım. Ve 14 yapmam için 2 kaldı arkadaşlar. 2 kere 7 14 yapar. Peki y kareydi. Y'sini aldım. 2y kaldı. Peki eksi. Burası ne yaptı bakın. 21'di. 3 kaldı. Peki bu ifade çarpanlar ayrılır mı? Yani ben buraya y desem. Buraya 3'e 1 desem çarpanlar mı? Buna artı buna eksi desem olur sanki. 3y'den eksi y çıkarsa 2y kalır. O zaman cevabım 7y parantezinde y artı 3 çarpı y eksi 1 olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Geçiyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Bakalım. Temizledim burayı. Evet. Ne demiş? İki terimin en büyük ortak çarpan yaparak çarpanlarına ayırınız. Bakalım arkadaşlar. Evet hangisini yapalım? Bir tanesini yapalım. Sonuç değiştirmez bize. Evet hangisini yapalım? 15'i yapıyorum bakın 15. Burada boş yer olduğu için 15'in soruyu yapıyorum. Şunu yapıyorum. Bakın şunu bir grup yaptım. Şu ikisini de bir grup yaptım arkadaşlar. Bakın birinci grupta ortak olan ne var? 8 çarpanı var. Burada ne kaldı? 7 eksi y kaldı. Artı. Peki burada ne ortak bakın? 2y ortak. Burayı da hatta 2y kare ortak. 2y kare parantezim alın. Ne kaldı burada? 2y kare alırsam burada 7 kaldı. Eksi. Burada da ne kaldı? Y kaldı. Bakın dikkat ettiyseniz şimdi de 7 eksi y'ler ortak. Şimdi 7 eksi y parantezini alayım. 7 eksi y parantezinde ortak parantezinde. Burada kaldı 8 artı 2y kare. Arkadaşlar bir adım daha ileriye gidebilirsiniz. Bakın burada neler ortak? İkiler ortak. Yani şöyle yazabilirim. 7 eksi y. Sonra buraya çarpı şöyle diyelim. Hatta şöyle yazayım. Burada şöyle iki parantezini alırsam burada ne kalır? 4 artı y kare kalır. Bu şekilde yazabilirim. Şu iki arkadaşlar karıştırmayın sakın. Evet, şimdi düzeltelim. Şu kaç olacak? Şu 2. Evet buraya geldim. 2 yazdım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırınız. Gördüğünüz gibi aşağıdaki ifadeler iki kare fark. Yani şu nedir? Şunu hemen yazayım. Burası 4 eksi x. Bir de ne olacak? 4 artı x olacak. Anlaşıldı mı? Tamam, devam ediyorum. Devam edelim. Bakın burada mesela 23'ü yapayım. 23. soruda. Bakıyorum. Herhangi bir iki kare farkı falan yok burada. Bir tam sayının karesi, toplamın kare, tam kare ifadeler de yok. Pardon, tam kare ifadeler de yok. O zaman bunu çarpanlarına ayıracağım. Çarpanlarına ayırıyorum. Şuna desem ki 7z'ye z desem. Peki 5'e de 1'e 5 demem lazım. Şöyle 1'e 5 desem. İkisine de eksi desem. Bakın 7 kere 5 35. Bir daha 36 yapar. O zaman bunu şöyle yazdım. 7z eksi 1 çarpı z eksi 5. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın gördüğünüz gibi çarpanlarını ayırmış oldum. Evet bakalım. Diğer soruya bakalım. 24. sorulara yani aşağıdaki 24'ün olduğu kısımdaki sorulara bakıyorum. Hangisinin tam kare olduğunu belirtiniz. Bakın bir tanesini yapalım. Hangisini yapalım? 25'i yapalım. Kuralımız neydi? 25'i şuraya yazıyorum bakın. 25. soruyu. Şuraya yazıyorum 25'i. Ne demiş arkadaşlar? 49 eksi 14y artı y kare. Neydi kuralımız? 49 7 çarpı 7. Burası da y çarpı y. Hatta eksi y çarpı eksi y desem. Bakın 7 çarpı y, 7 çarpı eksi y, eksi 7 y. Eksi 7 y de buradan gelir. Eksi 14'te. Doğru mu? Doğru. Yani bu ne? 7 eksi y'nin karesi. O zaman bu nedir? Bir tam karedir arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Geçiyorum arkadaşlar. Diğer soruya bakayım. Bir aşağıdaki soruya bakayım. Evet ne demiş? Tam kare olacak şekilde bilinmeyen sayıyı yazınız. Yazalım. 1'i yapalım bu defa da. Bakın x kare var. Burası x çarpı x. 81 ne arkadaşlar? 9 çarpı 9. Kural neydi hatırlayın? Artı 9 çarpı artı 9 diyelim. 9'la x'i çarpın 9x. 9'la x'i de çarpın 9x. İkisini topladım. Ne yaptı? 18x yaptı. Anlaşıldı mı arkadaşlar?
Evet, bu şekilde yazabilirsiniz. Bakın çok zor değil. Bakın bir tane daha yapalım buradan. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Şunu yapalım bakın. 7 nedir? 7 çarpı 1'dir. Bir şeyin karesi mi? Değil. Ama şöyle yazabilir miyim? Karekök 7 çarpı karekök 7. Yazarım değil mi arkadaşlar? O zaman 7 olur. Peki 4z kare ne? 2z'nin çarpması da eksi 2z ile eksi 2z. Niye eksi dedim arkadaşlar? Bakın bu aradaki ifade eksi olduğu için. Buradan çarparsam şöyle. 2 kök 7 buradan gelir. 2 kök 7 de buradan gelir. Eksi 4 kök 7z olur arkadaşlar. Anlaşıldı mı? İşlemimiz bu şekildedir. Devam ediyorum. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız diyor. Evet, oradan çözelim sorular. Kalemimizi alalım. Bakın burada x kare artı 7x artı 10 demiş. Hatta şuraya yazayım. Boşluğum var burada. 7x artı 10 demiş. Bakın burasına x ile x dedim çarpanlarına. Ona da ben 5 ile 2 desem, artı artı desem 5x, 2x de buradan gelir 7x. Oldu değil mi? Yani 30. sorunun çözümü nedir? X artı 5, yani çarpanları ayırmış şekli arkadaşlar. Ve x artı 2. Anlaşıldı sanırım. Devam edelim. Başka bir soru yapalım arkadaşlar. Başka bir soru yapalım. Mesela 37'yi yapalım. 37'ne bakın. Küp açılımı. Ben bu bir yerine birin küpü de yazsam olmaz mı? Olur. Peki 125 neyin küpü? 5y'nin küpü değil mi? Eksi bu da birin küpü değil mi? Ben bunu nasıl yazıyordum arkadaşlar? Hatırlayın. 5y eksi 1 çarpı. Sonra neydi? Birincinin karesi 25y kare. Eksi ikisinin çarpımı yani 5y artı, bura artı oluyordu. Artı ikincinin karesi o da 1 yapar. Evet, ifadem ne olmuş oldu? Bu olmuş oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, yani ifadeye bakıyorsunuz. Küp açılımı mı? Çarpanlara ayırma şey tam kare mi? Veya iki kare farkı mı? Bunlara dikkat ettikten sonra çok zor değil arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Evet, biraz da burada bakın. Cebirsel ifadeleri sadeleştiriniz diyor. Birkaç soru da oradan çözelim. Mesela 42. soruyu çözelim. Evet, şurayı silelim. Evet, sildik. Şimdi 42. soruyu çözüyorum şuraya. Şuraya çözeyim 42'yi. Şimdi 27 eksi 8 z küp. Bakın bu ne demek? Bu 3'ün küpü eksi 2 z'nin küpü demek değil mi? Bölü. Aşağı taraf 4 z kare eksi 9. Hemen aklıma 2 kare farkı geldi. Sonra çarpı dedim. İkinci terimi ne yapıyorum? Payla paydasının yerini değiştiriyorum. Yani çarpmaya göre tersini alıyorum. 9 artı 6z bölü. Burada ne varmış? 9 artı 6z artı 4z kare. Hadi yapalım arkadaşlar. Bu küp açılımını yazıyorum şimdi. Küp açılımı ne demek? 3 eksi 2z. Kapattım. Sonra parantez açtım tekrar. Ne dedim? 3'ün karesi 9. Sonra artı. İkisini çarpıyordum. 6z. Sonra ikincinin karesini alıyordum. 4z kare yazdım. Evet. Bölü dedim. Aşağı tarafta ne var arkadaşlar? Bakın 2 kare farkı. Yani 2z artı 3. Sonra 2z artı 3. Oldu mu arkadaşlar? Sonra çarpı dedim. Çarpı. Çarpmayı şöyle de yapabilirsiniz. Ben x'lerle karışmasın diye yapıyorum. Şöyle de yapabiliriz çarpmayı. Peki burası 9 artı 6z'de ne ortak arkadaşlar? 3 ortak. 3 parantezini aldım. 3 artı 2z oldu. Bölü aşağı taraf ne oldu? Aşağı taraf aynen kalsın. 9 artı 6z artı 4z kare. Bakın dikkat ettiyseniz bu ifadeyle bu ifade tamamen aynı. O zaman ne yaptı? Sadeleşti. Peki burada 2z artı 3 ile 3 artı 2z de sadeleşti. Yukarıda arkadaşlar bakalım ne kaldı? 3 eksi 2z çarpı kaç kaldı? 3 kaldı. Bu 3'ü başına da yazabiliriz. Değil mi? Baş tarafa yazalım isterseniz 3'ü. 3'ü baş tarafa yazıyorum. Evet, 3'ü baş tarafa yazdım. 3 bölü aşağıda ne kaldı arkadaşlar? 2z artı 3 kaldı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar, diğer soruları da sizlere ödev olarak bırakalım. Dersimize katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.